Herkese iyi akşamlar. Harp Prolesi ile yine karşınızdayız bir at rehberinde. Yanımda gene Hüseyin var. Siz tanıtın abi kendinizi teker teker. Ben Furkan bu arada. Ben sarım trak dostum Hüseyin. Beni unutmuşsunuzdur zaten de. Ben Avrupa'da da çılgın berserk oynayan Bekir. Yan duruyordum zaten. İyi seyirler hepinize. Ben de Kızıl Sakal Tarık. Merhabalar. Abi bu videoda, önceki videoda zaten at yakalamayı öğretmiştik. Bu videoda da çiftleştirmeyi öğretelim dedik. Onun hakkında bayağı soru var. Şöyle yaptım ben. Hani bu videoya hazırlanmak için önce bir at çiftleştirdim. Onlara bakacağız. Şimdi at çiftleştirmenin ana kuralını size söyleyeyim abi. Bir tane site var, tamam mı? Ben bunu linkte size vereceğim. Bu sitede level'ını giriyorsunuz atın, aşamasını giriyorsunuz erkek ve dişi atın. Bunu çiftleştirdiğinizde size çıkabilecek olan tayın hani olanağını söyle, yani atıyorum %20 olanaklı aşama 4 at çıkacak. %30 aşama, %30 olasılıkla aşama 5 at çıkacak ve bunu erkek dişi olarak bile ayırıyor. Onu ayıracağız. Yani eşekten yanayım ben. Kesinlikle katılıyorum. Az yakıyor. Şöyle diyeyim. At çiftleştirmeden önce kesinlikle size şunu söylüyorum. Hani tier farkı yapmayın. Atıyorum aşama farkı yapmayın. Aşama 5 ile aşama 1'i çiftleştirmeye çalışmayın mesela. Mümkünse en fazla da bir fark, yani aşama 5 ile 4'ü, aşama 4 ile 3'ü yapın. Bu sizin verimliliğinizi arttıracaktır. Ayrıca atlarınızı da hani maksimum level'a getirmeden çiftleştirmeyin. Maksimum level'dan kastım hani illa 30 level 30 level yapmak zorunda değilsin. Size göndereceğim sitede atıyorum mevcut ne var elinizde? 26 level erkek atınız var değil mi? Aşama 4. Atıyorum giriyorsunuz onu. Dişi yazıyorsunuz oraya. Diyorsunuz ki mesela ben bu atını hafsan dişi 20 yapsam diyorsunuz. Siz orada olasılıkları veriyor zaten. Ve yanında da diyor ki eğer erkek atı bir level, dişi atı da 2 level yaparsanız bu olasılık hani en yüksek, en verimli dölleri mi elde edeceksiniz diyeyim. İşte onları elde edeceksiniz. Onlara çok dikkat edin. Hani atınızı olabildiğince ikisini de maksimum level'da tutmaya bakın. Tamam, şimdi gidelim abi ara. Suya düşmeyin ama. Aynen, çiftleştirmeyi göstereceğim size. Abi bizi yalnız at çiftleştirme videosunda eşekler bekliyor bu. Şöyle az yakıyor. Ben atıma biniyorum, ben atçı adamım. Tamam. 3 eşek bir at. Abi siyah eşek vallahi çok güzel gidiyor. Özellikle bu atın da şimdi şöyle bir driftini fullemedim. Drifti de göstereyim. Çünkü bu drifti çok soruyorlar. Ben genelde atın üstünden düşüyorum diye. Bunu da diğer rehber videoda yapmayı düşünüyoruz. Şimdi ahıra geliyorsunuz, tamam mı? Atları çiftleştirmek için zaten şurada zaten kayıtlı atlarınız olması lazım. Önce çiftleştirmeyi göstereyim. Aşama 3 atım var mesela. Bunu direkt pazardan aldım ben. Yani level falan kasmak amaçlı yapmadım. Aşama 2 ve 3'lerle uğraşmıyorum zaten şu an. Size göstermek amaçlı yapıyorum. Bakın, aşama 3 erkek ata tıkladığım zaman çiftleştirmeyi kaydet seçeneği var. Tıklıyoruz ona. Evet diyoruz. Burası çok önemli. Bakın, tümünü göster değil, sadece bana göster diyorsunuz. Eğer tümünü göster derseniz hani atınızı donör olarak kullanabilirler mi diyeyim. Hani herkes atınızla çiftleştirebilir istediği. Atıyorum siz aşama 5 atınızı kaydettiniz. Adam gördü, pislik yaptı. Mesela aşama 1 atınla hemen çiftleştirdi sizinle. Hani bunlardan kaçınmak için kesinlikle sadece bana göster seçeneğini gösterin. Ya da 35K eşek sizden kullan. ücret alınıyor. Eşek kullanın. Bunu onaylıyorsunuz. Bunu kesinlikle unutmayın. Sadece 35K ücret alıyor. Onayla dediniz. Tamam. Çiftleştirme pazarına tıklıyorsunuz şimdi. Kayıtlarım. Burada zaten aldığınız kayıtlar, ya ettiğiniz kayıtları görebilirsiniz. Buradan at listeme tıklayın. Mevcut olan çiftleştirme için sizin ahırınızdaki. Buradan çiftleştirmek istediğiniz dişiyi seçiyorsunuz bakın. Aşama 2 dişimi seçtim ben. Sonra buna uygula seçeneği çıkıyor burada. Uygula diyorsunuz. Bu atı yetiştirmek istiyor musunuz deyince evet diyorsunuz. Bu direkt çiftleştirmeye başladı seçeneği burada göründü zaten. Şuradan da belli bir süresi oluyor çiftleştirmenin bitmesi için. Atın üstüne tıkladığınızda çiftleştirilen atlardan birinin 2 saat 23 dakika. Bu zaten fix bir saat. Kalan zamandır. Hani bu saat dolunca tayınızı alabilirsiniz. Ben şurada atlarımın level'ını geliştirdim. Bakın aşama 5 atım var, level 30. Bir de aşama 4 atım var, dişi level 25. Bu ikisini çiftleştirdim ben level'larını atıp. Şimdi ihtimaller var. Bu ihtimallerden hatırladığım kadarıyla 4 çıkabilirdi, 5 çıkabilirdi, 6 çıkabilirdi.
Olasılıklarını tam olarak hatırlamıyorum. Siteye tam bakmadım. Ben şanssız adam zaten. Büyük ihtimalle 4 çıkacak. Şurada bakın Tayal var. Tayal'a tıklıyoruz. Bu size isim soruyor. Hoş, bu da tier 5 mi 6 mı acaba 4, neyse bakalım. Buradan bir isim vereceğiz. İsim vermeden aşamasına bakamıyoruz. İsmini ne verelim? Artpool verelim mesela, atın ismini. Onayla diyoruz buradan. Kayıt ettirmek istiyor musunuz? Evet, bir tay aldınız. Şuradan tayımıza bakıyoruz hemen. Aşama 5 vermiş, çok güzel. Hani bugüne kadar açıkçası bu serverda, ha bir de bunu söyleyeyim. O siteye tıkladığınız zaman atların çiftleştirme katsayısı sağ üstte 13 olarak gözüküyor. Bu şu an Türk server için 9 oldu. Zaten orada da bir uyarı görüyorsunuz. For MENA server diyor. İşte 9'dur diyor katsayısı. Şu an ona da çıkmış olabilir. Çünkü doğadan tier 3 at yakalamaya başladık. Hani siz her ihtimale karşı o katsayı sağdan 10'a indirirseniz çok daha güzel olur. Bu şekilde tayımızı aldık. Görüyorsunuz hani bunu şöyle de dışarı almak isterdim ama şu an alamıyorum. Çünkü zaten buharda 7 kişilik yer var. 7 atlık yer var. Ahıra bırak diyemiyorum. Mantık bu ama. Aşama 5 atımı aldım 2 taydan. Gayet güzel. Hatta videoyu bitirmeden önce çiftleştirme ile alakalı nasıl, eğer ben atlarımı daha hızlı yükseltebilirim level derseniz, hani geceleri şeye bırakabiliyorsunuz. Oto döngüyü anlatayım. Bana oto döngüyü çok soruyorlar. Şu şekle tıkladınız, tamam mı? Gece mesela AFK'yı bırakacaksınız, gidip uyuyacaksınız. Tıklayın abi. Otomatik döngü seçeneği çıkar. Tıklıyoruz buna. T'ye bastığımız zaman bu at zaten çizdiğiniz rotayı takip etmeye başlar, siz hiçbir şey yapmadan. Ama şurada gördüğünüz nefes azalır sürekli. Gördüğünüz gibi. Burayı havuç yiyerek yenileyebilirsiniz. Burada şu altında bir seçenek var bakın. Nefes düştüğünde otomatik olarak beslen dediğiniz zaman envanterinizdeki havucu bu. Yaklaşık HP'si, nefesi buralara geldiği zaman buradan otomatik havucunu kendisi yer. Gece boyunca da bu at döngüde döner. He dersiniz ben tek tek geliştirmek istemiyorum diyorsanız, vagon var. Bakın şurada da göstereyim size. Hemen tekrar ahıra gidiyorum. Biraz lag var Heidel server'ında da. Aynen. Tıkladığımız zaman ahırda bakın vagon var burada. Tüccar vagonu aldım. Tüccar vagonu tavsiye edebiliyorum. Çünkü 4 at bağlayabiliyorsunuz. At bağlamada üstüne tıkladığınız zaman şuradan vagona bağlan seçeneği çıkar. Vagona tıklarsınız. Ata tıklarsınız. Bağlan dediğiniz zaman bakın burada bağlandı seçeneği çıkar. 4 tane atınızı bağlayarak gece aynı şekilde otomatik döngüye basarsanız 4 atınız da aynı anda level atlar. Hani bir ata göre daha yavaş level atlar. Ama hep beraber level atlatırsınız ve total expert'e baktığınızda daha karlı bir şey oluyor. Hani buna vagon tekerleği alıp daha da hızlandırabilirsiniz. Ama tek dezavantajı, eğer atı tek başına sürerseniz geceleri, P'ye bastığınızda şurada eğitim vardır. Tek sürerseniz geceleri bu eğitim seviyesi artar. Ya da siz normal oyunda bir yerden bir yere ulaşmaya çalışırken, ama vagona bağladığınızda atın level'ları artarken eğitim seviyesi artmaz. Öyle bir sıkıntı var. Hani tercih sizin. Ben daha hızlı at level kasmak istiyorum. Eğitim level'ı hani ne bileyim şu server sıralamasında gözükmek benim umurumda değil diyorsanız, yani sizin için en iyisi kesinlikle vagondur. Ama hani ben hem atımı kasayım, hem çiftleştireyim, hem de sıralamaya gireyim diyorsanız, hani geceleri yapmanız sizin için daha iyi. Hani aynı zamanda bir de atı tek başına hızlandırmak istiyorsanız şunu söyleyeyim. Ben henüz daha kasmadım. Gerek de duymadım şu an. Şurada at nalı var bakın. Bu at nalını alırsınız ve bunu artı 10'a kadar basarsanız yaklaşık %4, %5 atınızın hızı artar. Hani geceleri bırakırken ya da normal sürerken hızı artar. Bu yani çiftleştirme. Yani tamamıyla toplayacak olursam, atları çiftleştirmeden önce size vereceğim siteye göre level'larını yüksek tutacaksınız. Hani bu zaten minimum genelde 25-30 arası bir level oluyor. Eğer verimli bir tay almak istiyorsanız. Ve hani 2,5 saat falan bekleyeceksiniz. Aslında zor bir kısmı yok. Ve aşamaların arasında eşek önümden geçiyor arkadaş ya. Ciddiyetimi toplayamıyorum. Aşama aralarındaki fark 1 olsun. Bu da size en verimli şekilde kullandırtır abi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Var mı sizin sorunuz? Atladığım bir yer, anlamadığınız bir yer. Beyler, burada Allah, mısınız? Diğer arkadaşlara soruyorsun gibi hissettim. Yok abi. Genelde bu itle de böyle konuşuyoruz ya. Hadi bakın, çelik savaş atmalı dediğim de bu. Şuradan hatta bir tane alalım. Yavaş yavaş pazar yerine de düşmeye başladı.
binek eti alır. Oradan da kovalayabilirsin. Aynen. Bakın şu atın yanına geldiğinizde de zaten sağ tıkladığınız zaman bunu zaten at direkt yiyor. Gördüğünüz gibi. Var mı Peki, abi? şeyin var mı bir sorun abi? Benim yok. Geziyorum. Şöyle sorayım. Şu an Türkiye'de tier kaça kadar atlar var? Doğadan yakalayabileceğin at tier'i maksimum 3. O da yeni eklendi zaten. Tamam. Ve duyduğuma göre de server'da da en yüksek tier at 6 varmış şu an. Benim duyduğum kadarıyla. Ben görmedim. Bu yani. İleride tier 7'ler 8'ler gelecek. Şu an maksimum 6 varmış. Avrupa'da şey vardı. O da gelecektir değil mi? Yani sormak için sormuyorum. Avrupa'da da var çünkü. Bu şu an var mı diye soruyorum. Yanlış anlaşılmasın. Atın arkasına hani binen indirme vardı. Skill. Çift binicilik. Aynen. O skill'leri de zaten diğer videoda daha geniş bir şekilde anlatacağım. Ama çift binicilik henüz şu gelmedi Türkiye serverına. Gelmedi ne yazık ki. O gayet güzel bir skill'di. O da gelir ama zamanla. Sıkıntı yok. Anladım. Diğer skill'lerle ilgili zaten diğer aynen, videoda. Aynen. Başka bir videoda daha kapsamlı bir şekilde anlatacağım. Çiftleştirme ile ilgili warm-up senin sorun var mı dostum? Ben de uzun süredir ilgilendiğim için şimdi hiçbir sorun yok. Daha çok skill'ler konusunda var, o da sonraki ne olur gelecek zaten. Aynen. Böyle bir söyledin ki ama. Üzüldü. Üzüldü. Tamamdır. Tamamdır o zaman abi. Kimsenin sorusu yoksa. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.